Dəgərli Türkmenli televizyonunun dəgərli seyircileri, Işıklar altında yeni bir programımıza başlayacağız. Bugünkü programımızın konağı olan edebiyatçı, şair ve şarkı yazarı Abdülkadir Seyyid Ezzet Dabbağ olacaktır. Sayın Dabbağoğlu, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız, var olasınız. Teşekkür ederim. Sizin sağlık durumunuz iyi olmamağına rağmen davetimizi reddetmediğiniz için size teşekkür ederim. Acil şifalar dilerim sizlere. Ben memnun oldum. Yani ben yoruldum sizi. Büyük bir çaba sarf ettiniz. Yani buraya kadar geldiniz, beni düşündünüz. Benimse bir program edersiniz. Yani ben bunu öyle bitene kadar unutmam. Ve uyduda bütün çalışanlara ve sana ve yönetmene ve kameramanlara bütünden Allah razı olsun, bütünden memnunum, teşekkür ederim özlerine. Teşekkür ederim bize sizlerden. Sağ olasınız. Hocam, önceden sizi tanısak seyircilerimize, kendimi tarif etsem. Bəli, ben Abdülkadir Ezzet Dabbağoğlu 1951 senesinde Kerçi Musallı Mahallesi'nde dünyaya göz açtım. İlk okul Xası Okulu'nda, sonra Xası Okulu'nda Mutavustan'ı bitirdim. Şeyde, Müstakbel Ortaokulu'nda 1968 senesinde Bağdat Gözel Sanatlar Üniversitesi'ne, yani Atfun Cemile'ye resim bölümüne kabul oldum. Oran süresi 5 idi. En son 4 ilde, 4. ilden 5. ilde ihtisas aldım seramikte. Onu bitirdikten sonra işte tayin olduk. Bağdat'ın Mahmudiye köylerinde, bir köyde 15 yıl muallimlik yaptım, öğretmenlik yaptım. 87'de Kerçük'e geldim. Kerçük'te Teğlub Mektabı'nda resim öğretmeni oldum. İşte 1990'da bazı zorluklardan tarafa emekli oldum. Güzel. Sayın Dabbağoğlu, şiir sizce ne demektir? Ve kısacası şiirinizi seyircilerimize anlatar mısınız? Vali, şiir bir duygudur insanın içinde. Yani yaşar, her insanda yoktu bu duygu. Allah bir vergisidir insana. Yani insan mühendis olabilir, yani öğretmen olabilir, iş adamı olabilir. Ama şair olmaz. Allah tam bir vergidir bir insana. Şiir bir büyük bir duygudur. Bu insanın içinde yaşar. Ne güzel. Sayın Dabbağoğlu, sizce horiyat veya şiir hangisi daha zordur yazması? Neden? Şiir, horiyat dediğimiz, horiyat daha zordur. Hasan cinas, horiyat daha zordur şiirden. Çünkü 4 satırın içinde sen bir olayı konuşacaksan, yazacaksan. Ama şiirde 5-6 koblaydan edebilirsen, ifade edersen o hadisani, o olayı. Horiyat burada çok zahmetli. Şiirden. Ne güzel. Yani bizim için şimdi fikirle gelen bir koyratı uzan var ise, seyircilerimiz okusa, fikirle de ezberlimse özünü. Gül desene, severim gül desene. Sen gülsen, gül koklusan, kokları gül desene. Ne güzel, ne güzel. Sayın Dabbağoğlu, ilk şarkı sözünüzü ne zaman yazdınız? Biz biliriz, yani değişik bizim ses sanatçılarımız için besteler yazmışsınız. Yani ondan da bizim için söz eder misiniz? Böyle, memnuniyetle. Tabii ben şiire başladım 68'de. 74'e kadar ben kitap aradım, okudum. Şiir bilmirdim nerede 68'de. O zaman başlayandım. Okudum. Araştırdım, sordum, öğrendim. 1974'te Elveda sözünü yazdım. O zaman ben Tahsin Cumhur'u buradan saygı selamım özüne, abime. O şiiri getirdim özü için. Çok severdim sesini. Verdim özüne, onu güzel bir beste etti.
bir beste ne bakış. Bu yollara ayrıldı, ne bir beste ne bakış. Bu yollara ayrıldı, silindi hatıralar. Bir boşluğa sarıldı, silindi hatıralar. Bir boşluğa sarıldı. Rüzgarlar çetin esti, içinde biz yarıldık. Rüzgarlar çetin esti, içinde biz yarıldık. Bu gelen mevsimlere artık olsun elveda. Bu gelen mevsimlere artık olsun elveda. Diyelim hepsi ayrı beste geldi. Getirdim özü için başka bir son şarkı. Ondan sonra getirdim gözüm gördü. Ondan sonra gel. İşte bu bir kapıydı, açıldı benim için. Şiirlerim istenildi sanatçılar tarafından. Ondan sonra başka sanatçılar, tekriben 25-30 sanatçılar benim şiirlerimi istedi, okudular. Hangi senede yani bu dedi? Bu 74'ten başladım. 74'ten ilk şiirimi Tahsin Ağabey'e verdim. O zamandan başladı benden istemeye şiir. İyi bir beste sözü yazmak için neler gerekir? Beste sözü çok önemlidir. İnsan dikkat etmeli özüne. Gerekmen sözler yumuşak olsun. Sözler dillerde otursun. Ağır sözler, kelimeler olmasın içinde. Çünkü bunu dinleyen yalnız kültürlü insan değil. Şarkı, manen dinleyen. Umumi insanlar var, dinler özünü. Kadın olsun, erkek olsun. O yüzden gerekmen sözleri imşa olsun, kalbe, fikre yakın olsun. Bir de müziğe uysun. Müzik çünkü şiir yazmak da, koryat etmek tabii bunu, bir musikadır. Tamam, yani bu o zaman şarkı sözünü yazan müzisyen de sıhhat eder bunda. Çağırçı da sıhhat eder, ağzında iyi oturur. Sanatçıların da ağzında iyi oturur. Müzisyen de sıhhat eder bunu, güzel bir şekilde besteler. Hoşlanır ziden bestesi güzel olur. Sayın Dabbağoğlu, her çeşitse bellidir. Siz bir şairsiniz, bir yazarsınız, bir ressamsınız. Hem de şarkı sözü, beste sözü yazarsınız. Hangisini daha tercih edersiniz? Vallahi ben güzel bir sualdı. Ben hiç dünyaya gelenden diyebilirim resim, hat, meraklısı benimle geldi dünyaya. Yani çok severdim resim hat. Ama işte 68'de bende bir hivayı oldu. Yani bir rekabet oldu, şiir yazdım. O da radyonu dinlerdim. Türkmençe Radyosu'nda edebiyat programlarını güzel koruyordu, güzel şiirler dinlediğim zaman bende bir havası oldu. Onu dinledikçe başladım yazmaya, sormaya ve o günden bir güne şiiri tuttum. Ama resim de benim içimde, hat da benim içimde, onun da meraklısıyım. Ne güzel, yani hattan da resimden de söz etmiş. Biz bilirsiniz, yani biz biliriz, yani siz bir ressamsınız, yani olabilir bizim seyircilerimiz bilmeler Sayın Dabbağoğlu ressamdı veya bir hattatı da. Siz Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden mezunsunuz, yani ondan da bizim için söz eder misiniz? Ben de rağbet idi dedim resim, hat. Tabii burada Fazıl da geldi, buradan da geldi Üstadım Nureddin İzzet'e. Saygı selamım özüne. Gelende o ilhakını tıkarruz etmiş idi, mezun olmuştu. Geldi aktardı kabiliyetli insanları, bir mersem yaptı. Bizi o mersemde topladı. O mersemde bize öğrendirdi resmin çeşit yani dallarını. Eğer zıl kölgelik olsun,
yanaşırdın, necə baxırsan bir də nəyə öqdən, uzun, uzaqdan. Yəni, hər şeyi anlattı bizə. O zaman bizi təşviq etdi. Onun sayasından, təşviqindən mən də özümdə olduğu rəqbət Gözəl Sənətlər Üstəlidəsində qabıl oldum Maad Funun Cemiləyə. Orada resmin bütün dallarını oxuduq. Ən sonda 4-cü, 5-ci ildə mən ixtisas aldım siramikdən. Hocam, siz dəyişik maraqlarınızdan söz etdiniz. Yəni, seyircilərimizin bilmədiyi bir maraq daha vardır. O da tiyatro yazdınız. Yəni, o nə zaman yazdınız, nə üçün yazdınız, nədən yazdınız, onu seyircilərimizə də anlatsaq, məmnun olaq səndən. Mən məmnuniyyətlə anladıram. Mən Bağdatda olduğum zaman, yəni, dinlərdim radyonda, Türkmaz radyosunu dinlərdim. Hər cümə bir 10 dəqiqəlik, bir çərəklik təmsiliyə verərdi. Və mən də başladım, bir təcrübədir özüm üçün. Yəni, dedim, bunu da, yəni, bunu da təcrübə edim, bu təmsiliyə yazmağı. Yazdım Əhməd ağa adında. Təbii, bu olayı gördüm bir dairədə gözümlə. Onu döndərdim təmsiliyəyə. İki bölüm idi. Sonra Pəryan adında bir təmsiliyə yazdım. Sonra Ögeynə adında bir təmsiliyə yazdım. Bunları verdim bizim Türkmənzə radiosuna. O fətrədə 68, 69, 70-də bu fətrədə idi. Bunları gözəl şəkildə təmsil etdilər radyoda. Ondan sonra qardaşım Cəmal Kərçgülü Yeni Həyat adında bunu burada yerli televizyonda döndərdi canlı bir təmsiliyə özünü. Gözəl bir şəkildə oynadılar özünü. Çox gözəl bir təmsiliyə çıxdı, təqribən yarım saat idi. Nə güzel. Bunu da təcrübə idi mənim üçün. Yazdım özünü. Amin. Sayın Dabbağoğlu, şiirle ilgili birinci kitabınız piyasaya çıktı. Acaba ikinci kitabı yayınlamağa, tab etmeğe, yani bastırmağa niyet uz vardır. Onu da seyircilerimize anlatsanız. Memnuniyetle. Tabii ikinci kitabı düşündüm. Bunu basım, yani şiirleri toplayayım, şiirlerimi toplayayım, bir kitap haline getiririm özün. Ama bu kardeşim Bakır Ercan, aziz kardeşim, iyi bir insandı, size ne olmasın, Türkiye'dedi. İttifak ettim özüden, şiirleri topladım. Bir 60 şiir yeni harflerle, 60 şiir eski harflerle bunu gönderdim özü için. Orada bu, benim için bunu orada bassın. İşte bu işe o kalkıp, İnşallah yakın zamanlarda, bir fetre sonra, inşallah o kitapta piyasaya iner. Ne güzel. Sayın Dabbağoğlu, son zamanlarda piyasaya çıkan şarkıları ve beste sözleri, yani onunla ilgili görüşümüz ne? Yani ondan nasıl seyircilerimize? Benim buradan diyelim, saygı selamım bütün Türkmen müzisyenlerine, mülhenlerine ve Türkmen şairlerine. O Türkmen seslen askerlerine hepsi çok iyiydi. Ama bir şey var. Seslen askerlerine ricam güzel söz arasılar, güzel söz aktarsılar. Bizde güzel, kıymetli, değerli şairlerimiz var. Bunlardan güzel sözler alsalar. Çünkü bu şarkı kalacaktı bir miras. Milletimizin bir miras kalacaktı. Bu 50 yıl sonra dinlendi. O vakit bu şarkılar var imiş. Neyse şimdi biz eski şarkılarımızı dinlerik. Bundan 50 yıl evvel tezil olup, şimdiye kadar dadı damağımızdadı. Rıcam özlerinden iyi söz aktarsınlar. O dediğiniz bestelerden yani bir örnek verirsen. Mesela bir samar almışam. Evet. Silenim yoktu. Abdülvahid Allah affetsin ne güzel okur özün. Şimdiye kadar insan onu dinlediği zaman dalar. Ondan sonra Allah'ın mesela Tahsin Ağabey'in unut onu. Perihan bir sevdiğim bir konşu kızını gözüm gördü. Ondan sonra Allah'ın mesela bizim başka sanatçılarımızın güzel güzel sanat güzel güzel
şarkılar var. Mesela Mehmet Rauf'un, İbrahim Rauf'un, evet. Fethullah Altunsaz'ın. Ne güzel Allah affetsin onu, ne güzel eserler koydular meydana bunlar. Ben de şimdi istedim bu Türkman genç ses aşçılarından haflet yaparsalar bir şarkını, oyun havası yaparsalar, köpek atmak yaparsalar bunu, ama onu da düşünseler, bunlar kalıcı değil, bunlar biter, milletin beyninde yer etmez. Düşünseler iyi söz, iyi beste geleceksin, yapsalar güzel şarkılar. Ben indirdim bu yaptıkları şarkıyı bir tek cümleyle tabir ederim, özündürüm. Bu indiki şarkıları yaparlar, ağızdan çıktığı zaman ölüp. Doğru. Yani bu şekilde ya, çok yaşamaz. Yaşamaz. Doğru. Yani beyinde oturmur. Çünkü sözün her koblası bir yandan gelip. Beste de var, illerce yaşar. 50, 100 yıl yaşar. Ben derim işte düşünseler, ne zaman 50 yıl bundan evvel bestelerimiz indi, toylarda onu değiller. Türkiye'ye gidenler sanatçılarımızın eski bestesidirler, okusular. Ve bugün de düşünseler, geleceksin sanatçılarımız. İyi besteler yapsalar, bizde iyi müzisyen var, iyi şair var, iyi ses sanatçılar var. Rıza ederim özlerinden, acele etmezler bir bestane yapandalar. Okumaksın, güzel düşünseler, iyi şeyler meydana atsalar. Bildiğim de hocam siz yani son yazdığınız beste sözü ve bildiğim de yani makam şunaz Ahmet Necip'e de bir beste sözü verirsiniz. Ben Ahmet Necip okumaz mesela nadilerde oyunda bu yanda makam ustadıdır. Bu neden de bir şeyim ol yetmişti. Bahçedeğim gün yanına saygı selamım Ahmet Efendi'ye ve Behzat Efendi'ye demiş ki bir kitap istedim. Kitabımı vermişti özüne. Gelmişti Muhammed Rauf yanına, demişti bir şair isterim, güzel sözler alım özden, özür dilesem ben okumam toylarda. Demiş git Abdülkadir yanına, Behzat da aynen demiş git Abdülkadir da Boğul yanına. Gitmiş Erol Khayri yanına, bu bir kıssadı. Doğru. Gitmiş demişti Erol abi isterim güzel bir kurs yapım, yani müstakbel çıkarsın. Şair isterim bana ücret, şair güzel bir pek sözler olsun demiş ki git Abdülkadir da Boğal yanına. Geldi bir insan tanımam, çok kibar bir insandı, çok ağır bir oğlandı, çok kıymetli de geldi bir insandı. Geldi dedi abi ben sordum seni, kimden sordum dediler git yan. Ben senden söz isterim. Doğru. Oydu bir üç, tekriben üç şarkı verdim özüne. Güzel bir şeyler meydana attı, hepsini de canlı yaptı. Doğru. Yani güzel okudu özlerine. Saygı selamlarımız var. Buradan da saygı selamımız özlerine. Sayın Dabağoğlu, siz yurt içi ve yurt dışında şiir festivallerine katıldınız. Yani onlardan da söz eder misiniz? Yani Türkiye'de, Azerbaycan'da orada da katıldınız. Onlardan söz eder misiniz? Yani, biz Irak içinde de. Tamam. Evet. Biz Kerçük'te ve Kerçük'ün yazısında çok festivallere katıldık. Şiir akşamlarına. Türkiye'de de Sivas'a davet oldum 2018'de. Gittim orada da taban on festivalden evvel 5-6 şiir yollasan özleri için. Evet. Bir miktar parayla beraber festivalde sana
5, 6, 7 kitap veririm. Orada da 3 gün bizi ağırlarlar. Oradaki Edebiyatçılar Birliği. Orada gezdirirler bizi mesela. Giderek vali yanına, muhafaza, müdür belediye yanına, müdür kültür yanına. Giderek oraya. Bu 2018'deydi. 2019'da da katıldım. Buradan da bir mecmua değerli ve kıymetli şairlerimizden yapardım. Özüm Rambarbar gitti oraya. Orada da güzel bir şeyler yaptık. Mesela alemler, alem beydaklarımızı dağıttık millete. Mesela üzerinde durduk. Beydaklarımızı açtık. Aynı zamanda müdür kültürden görüştük. Reis belediyeyle. Vali Bey'den de görüştük. Onlardan da görüştük, resim aldık. Yani güzel bir kadir kıymetle orada karşılandık ve güzel bir eserler bıraktık orada. Orada size diplomalar da verdiler. Orada hem şahada verdiler evet. Bize, hem de o basıldığı nandık şair katılıp, evet. Mesela 100-115 şair katılı özne bütün dünyadan. O kitap haline girer. Ya okudukları şeyler bir kitap haline geldi. Onlar buradan da yollasan yetmeden evvel. Evet. Yollasan 5-6 şair tarih hayatından orada kitaba geçer. Festivalin ahir günü sana kitapları 6-7 kitap verirler sana. Ne güzel. Evvel bu şekilde. Ama gelen orada bazı insanlar tanıdım Azerbaycan halkı. Bazı yazarları, bazı şairleri tanıdım. İlişkimiz oldu özellikle. Orada ilişkimiz oldu. Arkadaşlık kurduk. İşte kısmet oldu. 2018'de gittim Azerbaycan'a. Orada Azerbaycan'da güzel bir şekilde beni karşıladılar. Edebiyatçılar, bazı gazetacılar. Akar gazetası var şehrin çıkıp özünde. Ondan sonra Yurt dergisi var. Orada şehrim sıkıp, orada bir de Nesimi'nin 650 il geçip bölüm üzerine onda da şehir verdim çıkarttılar. Ondan ayrı 6-7 kitapta benim orada şehrim var. Her birisinde 5-6, her kitapta her 5-6 tarih hayatımla şehrim var. Yani tekriben benim bir Azerbaycan'da bir 7-8 kitaptı ve Türkiye'de de tekriben 3 kitaptı. Bunlarda bütün de şiirim var, bütün de tarih hayatım var, katılmışım. Yani Türk dünyası, Toron dünyasına aynen bu tür Azerbaycan'da çıktı, onda varım. Ama da bilmem ayrı şair katılı bana yoksa yok. Bir de Türkiye'de aynen bütün dünya Türklerinin adına bir kitap çıkarttılar, ona da katıldım. İşte bu Sivas'ın da Maracan'ında, onda da iki ilin kitabım var. Ne güzel, efendim. Ne güzel. Hocam siz Erçeşte Belediye, yani Türkmen Milleti'nin tarihine baksanız, 1970 senelerinde Milli Müzik Takımı kuruldu. Yani Milli Müzik Takımı'nın başında değerli şairimiz Silah Nevresi'ydi. Yani sadece müzik takımından ulaşmadı. Yani orada tiyatro bölümü vardı, hele ekibi de vardı. Acaba siz orada katkınız neydi milli takımda? Vali yani bu 70'lerde kurulunda güzel bir iş yaptılar. Bizim hocalarımız Salah Nevruz, Abbas Arınay, saygı salamımız özlerine ve Nureddin İzzet benim hocam idi. Orada resim işlerine, dekor işlerine katılırdı. Femen Bağdat'ta okuduğum zaman, geldiğim zaman Kerçi'ye girerdim oraya, yardım ederdim özüne. Resimde, yani dekorda, şeyde çalışırdım özüyle. Onun yanında da yani güzel piyesler sunurdular. Ondan sonra güzel güldürücü şeyler hadif yani. Evet. Yok yalnız insanı güldürür ama hadifti. Evet. Onun yanında da güzel genç sanatçıları taptılar, çıkarttılar üze. Yani Fethullah ilk defa orada uşak çıktı, mani okumağa. Yani insan hayran oldu bunun sayesine. Bunu Bağdat'tan Negamiye Müdürü Türkiye'ydi. 6 iftihaydan alırlar talebe. Sürası 6 iliydi, 5 iliydi. Şahada verirler özlerine. Onu davet ettiler.
Çaryobu sen atçalarımızı dinlesin. Ve dinleyende bunları çok beğendi. Ama Fethullah'ın hapsinden çok beğendi, Allah affetsin özün. Dedi bunu yanıma getirebilirsiniz haftada bir gün. Haftada bir gün Abbas Aranay kardeşimiz buradan saygı selamı özüne aparırdı bunu. O bana öğrenirdi sesini nece açar nece kıkar. Yani o adı kurdu Fethullah Altun sesi. O ustadımız kurdu Bağdat'taki Türk Ozası. Nehemiye'nin müdürü. Yani, o adı verdi o özüne. O adı Altun ses adını verdi özüne. Ve işte bu altın, bu milli takımı güzel milleti toplamıştı. Yani hedefi tamam sanat ise ama bir milli duygusu da vardı. Ne güzel. Bir milli hedefi de var idi. Milleti birbirine yakın etmiş. Milleti koymuş birbirini seviyorsun. Milleti koymuştu sanatımızı tutağın. Sanatımızı teşvik ettirdiler sanatımıza. Sahip çıkalım. Tanıttırlar. Tanıttırlar. Sanatımız nerede? Şarkı nerede? Söz nerede? Temsiliye nerede? Yani bunlar hepsini güzel bir şekilde millete tanıttırdılar. Millette bir duygu kalkıyordular, milli duygu. Ne güzel. İyiydi Sayın Daboğlu, Türkmen Edebiyatçılar Birliği veya örgütünde siz orada bir kurucu üyelerinden birisiniz. Yani o olar ondan da bizim için söz etseviz. Vallahi bu yeni dönemde yani edebi yokumuz idi edebi birliği. Bu yeni dönemde bütün edebi eserimiz toplandık. Urfa Ticari yanındaki binada bir seçim oldu. Seçimde Habibimizle Hasan Kevser idi. Allah affetsin ikisinde. Hasan kazandığı kime verdi özün? Elimiz diye. Verende özün bir itaat kurduk. O itaat yani yerimiz yoktu. Bir gün Bahu'da, bir gün mesela Benzihan'ın karşısında bir gurfa tuttuk. Evet. Bir gün Selim Hamran'ın karşısında bir gurfa tuttuk. Başladılar havaya vermeye şaallere. Ondan sonra bu son bineye geldi. Elimizle öğrenden sonra Hasan Efendi elini aldı. Hasan Efendi elini alanda bu örgütü, onda itaat adı. Çok güzel bir çağ idi bizim için. Ona altın çağ diyerek o zaman. Bir emir geldi bize Bağdat'tan. Dediler geri birlik olsun örgüt. Evet. O zaman biz teklif ettik Yaşar Sarsuzun'u, kardeşimi buradan saygı selam özüne. Bu gitti Bağdat'ta çalıştı. Gelirdi gide at kurduk o için Münazamat Ödeba Türkmen Irak Türkmen Edebiyatçılar Örgütü. Çalıştık bu icazanı elde ettik. Elde edinceye kadar bir mecmuamız iyi olduk. Ben aldım maliyeni, Yaşar aldı elakati, Yılmaz Abdi aldı elami, Recep Berberoğlu aldı maharacanatı, evet. Şükür Bozok aldı eline. İnsibat yani. Evet. Güzel bir şekilde iyi bir para da özümüzden öz paramızdan işlerdik. Kimse bize yardım etmirdi. Aramızda topladık para. Böyle üyemiz yetişti 100 kişiye. Yani ay bayi her şey cebinden şoktan böyle hoşluktan istediği kimin gönlünden kopardı 5000 verirdi. İyi bir paramız oldu. İyi bir işler yaptık o bina için çok şeyler aldık ne suyu var idi tekmil ettik özünü. İşte dedim sana yani Allah affetsin Hasan çok iyi bir insandı Allah affetsin özün çok iyi bir insandı bütünümüze yakınıydı cevli pek cevli geniş bir insandı bir güne kimseni tekdir etmedi kimseye demedi bu şehir uyaramaz bu şehir o haraptı yani. Ne isterdik, ne diyerdik diyemez yok. Yani ben böyle bir bu direm bozun işittim bütün alem. Ben ne diyerdik böyle sıkanmarsan, kağıt koy ökme bayas tavuk ederim. Doğru. Yani şimdi de abi bizim Türkmen Edebiyatçılar Örgütü'nün başında insanlarımız da yani onlar da görkemli insanlardılar. Yani edebiyette hizmetleri de vardır. Onlar da üstün başarılar da dilerim. Sayın Dabbağoğlu. Türkçe ve Azerbaycan'da gazete ve dergilerde şeylerimiz yayınlandı. Yani fikir ve gelen
hangi şiir böyle dikkat çekici şiirleri seyircilerimize okusa veya şiirin adı neydi? Vallahi ben çok şiir yolladım. Evet. Yani o dergilerde çıkan... Dergilerde yolladığım bütün milli şiir yollardım. Evet. Yani fikir ve gelen ezberlerinde... Vallahi orada ezberlerimde yoktu. Yani ama o da var. Telefonda var mesela. Yavrum Mehmet. Dir yavrum Mehmet, tüm şiirime ilhamsın. Çiçeğimsin, koncu gülüm, lalamsın. Kerşikümde hasa suyum, kalamsın. Yavrum Mehmet, doğuşumda doğdum ben. Sevden ile bütün kini boğdum ben. Yavrum Mehmet, sensin sevinç kaynağım. Kök sarayım, zadım, suyum, bulağım. Güneş gibi hiç sönmeyen çırağım. Yavrum Mehmet, önce düşün vatanı, sonra millet, sonra hürriyet meyanı. Yavrum Mehmet, yurdun olsun cennetin, sev toprağın, sev bayrağın, milletin. Başın eğme, çekme yadın zilletin. Yavrum Mehmet, ögren, yavrum Mehmet, ögren sadık dersini, Fuzuli'den dinle aşkın sesini. Yavrum Mehmet, sal hicrini yadına, tarih olmuş bizim Kerkük adına, kalkan olsun sinen yurdun yadına. Yavrum Mehmet, gözlerimin nürü sen, sert adımla hak yolunda yürüsün. Yavrum Mehmet, görem diğer oyan sen, yurdun için her mihnete dayansan, etme aşkın her gelene beğensen. Yavrum Mehmet, Hattat gibi hürriyet yaz. Ögren senat, oku Kur'an, ayet yaz. Yavrum Mehmet, gir nesinler hanına, sen de katıl garipler kervanına. Başka kanı katma temiz kanına. Yavrum Mehmet, Nesimi'den Nesim al. Menden sonra sen şiirimden sesim al. Felek oğlu, Felek oğlu hakikatin ozanı. Gör nevresler aynasında zamanı. İrrasın yiğitliğin cihanı. Yavrum Mehmet, yaşa ölsen yurt için. Yaşam birdi, ölüm birdi merd için. Yavrum Mehmet, Altın Köprü Pınarı, Gürgür Baba mazlumların diyarı, Aksu seni maruflara aparı. Toprağında ek hürriyet ağacın, millet için olsun bütün amacın, millet için olsun bütün amacın. Ne güzel ağzı var, fikir var, kalem var, sağlık. Bunu Hece Vezne 11'li yazmışsınız. Terkib benti. Evet. Ne güzel, ağzı var, sağlık. Kattım içine bizim şaalleri, bizim memleketleri, bizim kıymetli eski hocalarımız, edebiyette çalışanlarımızı. Bir destana benzeyen bir şiirdi. Yani itmesin adları. Ne güzel. İtmesin adları. Ögüt bir şiirdi. Ögüttü yani bütün Mehmet Arlı'ya diyelim dinlesin bunu. Öğüt özlerini. Ne güzel. Ne güzel. Bütün milletimizin gençlerini öğütti. Ne güzel. Ağzı var sağlık. Bu gibi şiirleri yollardım. Ne güzel. Orada. Yayınlandı da bu. Orada bulur. Hepsi Yurt Gazetesi'nde Nesimi'nin 650 yılı geçmiş üzerinden vefatını. Orada. Evet. Ondan sonra Hakkar Gazetesi'nde bunlar müstemir benden isterler şiir. Ne güzel. Yollarlar. Diğerleri yolla bizim için. Orada biz yayınlarız sana hocam. Üstün başarılar dilerim sana hocam. Hocam son sözümüz nedir? Son sözüm senden diyelim, senden çok memnunum. Rica ederim hocam. Çok sağ olasın, güzel bir iş yaptı. Yani ispat etti sen ve kameramanlar. Bizim Türkmen televizyonun sayesinde. Kameramanlar yani. Ve bizim rejisörümüz sen ve bütün çalışanlar ispat etti. Sizler düşünürsünüz milleti.
millet sizin fidakarlık yapsız. Bütün de saygı selamım. O bütün çalışanlara, o sana, o rejissor, o kameramanlara bütün saygım, hürmetim çoktu. Allah sizi muvaffak etsin. Allah sizi bizim başımızdan üstü etmesin. Sağ olun, var olun. Türkmeneli Televizyonu'nun adına sizlere sıhhat ve selamat ve geçmiş olsun dileriz. Evet, değerli seyircilerimiz, geride bıraktığımız o neşeli dakikaların sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda başka bir yeteneğe, başka bir kabiliyete, başka bir meşhur insanlarımıza ışık tutmak arzusuyla her şey gönlünüz olsun. Gönlünüzden muhabbet, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Hoşça kalın.